Evet, Motomanya'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü genel bakışımızda konuğumuz Kanuni Seha 150. Yeni çıkmış bir motor. Mert arkadaşımız almış. Mert hoş geldin abicim. Ben de ilk defa görüyorum. Türkiye'ye yeni gelmiş bir motor. Öyle değil mi? Kanuni firması getirmiş. Seha 150 cc su soğutmalı bir motor. Motorda enteresan özellikler var. Motorun tipi çok yakışıklı arkadaşlar. Bana harbiden ön tarafı falan böyle aynalar falan harika. Malzeme kalitesi de fena durmuyor. Ama tabii şu an tabii kronik sorunu var mı yok mu bilmiyoruz. Yeni motor yedek parça sıkıntısı yaşanır mı yaşanmaz mı orasına onay veremeyiz. Sadece yani ben sizlere göstermek istedim. Mert şöyle bir tanıtalım istiyorsan gel beraber. Şimdi ilk başta şu çok hoşuma gitti. Ayarlı bir camımız var. Şöyle değil mi? Yani bunu ben kendim taktım. Evet. Böyle iniyor. Çok güzel. Ayarlı cam. Bu deflektörü de sen taktın. Çok şık olmuş. Evet, arka çantayı da takmışsın. Arka çanta da güzel olmuş. Ama standart geliyor. Anladım. Bu güzel bir şey yani. Sağlam. Evet şeyi falan sağlam duruyor ya. Yani malzeme kalitesi kötü durmuyor. Şimdi egzoz falan çok güzel bir egzoz koymuşlar arkadaşlar şu şekilde. Hem ön hem arkada ABS var ve ikisi disk fren. Öyle değil mi Mert? Evet. Ve alette start stop özelliği var. Aynen. Marş motoru yok. Ve su soğutmalı. 150 cc su soğutmalı bir motor. Enteresan yani. Peki şeyi bir gösterge açalım. Şöyle. Baksanıza direksiyon falan fena durmuyor. Anahtarsız çalıştırma var. Bidon. Anahtarsız çalıştırmamız var. Şöyle bir ekranımız var arkadaşlar. Sol tarafta benzin göstergesi var. Her şey dijital burada. Akünün şeyini gösteriyor bak 12.4 volt motor diyor. Sıcaklığı. Motor sıcaklığı. Toplam kilometre. Evet. Saat. Bir de devir saati. Bir de devir saatimiz var. Bir de şurada da bir ayrıca bir gösterge yapmışlar. İşte arıza lambaları öyle değil mi? ABS ışığı falan diğer uyarı ışıklarını oraya koymuşlar. Dediğim gibi gidon filan malzeme kalitesi benim hoşuma gitti. Kötü durmuyor. Manetler filan ayarlı manetler koymuşlar. Evet ayarlı manetler ayarlanabiliyor. Aynen. Aynaların açısı falan güzel duruyor. Açısı harika. Harika değil mi? Harika. İkinci şeridi gösteriyor yani. Şurada benzin depomuz var herhalde. Değil mi? Burada şöyle. Yalnız bu biraz daha alışmadı. Tabii. Sert açılıyor. Hı-hı. Şu şekilde. Evet. Ve şöyle bir şey yapmışlar. Yeşil mesela. Çevirdik. Kırmızı oldu. Çıkıyor. Ha, elde çıkıyor. Kalıyor. Anladım. Bu şekilde takıyorsun. Tekrar kapattın. Yeşil oluyor. Çok güzel. Peki şimdi bir seleyi açalım Mert. Zahmet. Selemiz nasıl? Sel altı da büyük ya. Evet, bir de şey yapmışlar. Bayağı yaylı büyük. Sistem kafaya düşmüyor. Ha, yaylı sistem. Evet. Abi Çin tam kask sığmıyor ama. Tam kask sığmıyor. Çin menşeli bir motor. Şeyi falan da fena değil. Beğenmedi. Seriyesinin falan işçiliği falan da güzel. Kötü durmuyor. Bayağı serisi yumuşak ya. Bayağı güzel serisi. Evet, bayağı izi bile kalıyor. Aynen. Sen buraya ondan geldin zaten. Benim şimdi göz bak gözle hemen gördüğüm şeyler var. Bak mesela bak şurada görüyor musunuz? Mesela buradan ayrılmış. Burası bütün mesela. Evet. Şimdi bu da ben sana söyledim ama bu olmaz dedim yani. X-Max'lerde işte granajları işte Çin'de üretilen motorlarda bu tarz şeyler oluyor. Bunları takılmayacağım bu tarz şey bu konsepte. LED farları, mercekli far var. Mercekli far var. Evet. Vay. O da güzel. Çalıştı. Çalıştı bakalım bir. Kanuni firması getirmiş arkadaşlar. Farları muhteşem. Evet. Çok da stabil çalışıyor. He. Evet. Yine bakın buralarda garanajlarda ayrılıklar var arkadaşlar. Şöyle çok güzel ya. Farlar malzeme çok güzel. Önde disk veren ABS desteği verilmiş arkadaşlar. Kanuni Seha. Keşke daha güzel bir isim koysalarmış. Evet. Seha gibi. Kanuni Seyhan diye şey yapıyorum ben hani. Seyhan var. Aynen o eski Seyhan var ya. Belki ona bir nostalji gönderme yapmışlar. Yine burada da ayarlı manetler var abi. Vallahi motor güzel. Ayaklıklara bakalım. Ayaklıkları böyle. Bir de şey yapmışlar abi bak. Bu NMAX'lerdeki gibi. Direkt kranktan şey alıyor. Radyatörü buraya koymuşlar. Bu motorla onların hiçbir hararet sorunu olmaz abi motorla. Aynen. Arka maşası fren de güzel ha. Aynen. İki tane Allah Allah vallahi gördükçe şaşırıyorum ha. İki tane havalı süspansiyon koymuşlar arkadaşlar motora. Rahat değil mi yani şeyleri? Ya biraz da ekran çok yani araziye uygun oldu. Aynen. Güzel olmuş ama çok da yakışıklı duruyor. Egzoz da çok yakışıklıymış ya. Egzoz çok güzel yapmışlar. Arkada arkadaşlar LED stoplarımız var.
sinyaller yine LED. Yani adam su soğutma koymuş, start stop falan vesaire birçok özelliği koymuş. Vallahi çok da yakışıklı motor ya, bak şöyle göstereyim uzaktan. Baksanıza arkadaşlar. Çok da güzel duruyor. Ama işte şimdi bilemeyiz. Varyatörle ilgili sorun mu çıkacak da onu tabii Mert aslında onu senle şey, ileriki de bir daha video çekeriz. Aynen. Sen bu motoru sıfır al. Ha onu da söyleyelim fiyatını. Şu an sen bu motoru kaç para aldın Mert? 63.500 liraya aldın. Sıfır olarak teslim aldın. Evet. Ve şu anda ilk parti gelmiş herhalde. Hemen de satılmış değil mi? Öyle mi? Kasım'a kadar sıra var. Kasım'a kadar sıra var. Aynen. Vay anasını ya. Lan da motorun markasını bilmeden millet alıyor fiyattan yani. Fiyattan dolayı herkes. Fiyattan dolayı almış. Mert ve arkadaşlar bunu takip ederiz. Zaman içerisinde şöyle bir 10-15 bin kilometre gelince o zaman zaten kronik şeyleri falan varsa çıkar. Varyatördür, şudur, budur. Yani şu an ben hani şey yapamıyorum. Referans veremiyorum. Çünkü bildiğim bir motor değil. Tam şekil olarak şu an çok güzel duruyor. Çok güzel teknik özellikler var motorda. Malzeme kalitesi yani o kadar kötü değil. Yani Çin menşeli olmasına rağmen o kadar kötü değil. Aynen XADV'ye benzetmişler motoru. Ya şeyler falan kötü değil ya gerçekten ya. Baksana dörtlü var motorda. Evet. Yani şu şeyler falan abi hoşuma gitti ya. Yani malzeme kalitesi çok kötü değil abi ya. Ha el frenimiz de var. Ha el freni var. Şurada mı çekiliyor? Evet şöyle kapatıyoruz. Tamam. Oo süper. El freni de koymuşlar. Yani bir scooter sahibinin tüm isteklerini yanıt vermeye çalışmış. Su soğutma koymuş. Yani motor bloğunda sıkıntı çıkmazsa bu motora bilinir ya. Hani varyatör sistemlerinde filan vesaire ama zaman içinde göreceğiz. Evet, onu bakalım ne olacak. Tamam, bunun hepimiz. Daha önceden bir tane Revolt diye bir marka vardı biliyorsun. Millet orada pişman oldu. Malataları ters. Aynen ters takılan montajda çok ciddi hatalar olan motor. Bayağı orada bir tepki aldı. Ya bu motoru inşallah o kadarı yaşamaz diyelim yani. Kullanıcı. Çünkü ben istiyorum benim vatandaşım biraz hani uygun bir fiyata şey yapsın. Daha böyle güzel motorlara binsin istiyorum. İnşallah zaman içerisinde seninle takip ederiz. Sen zaten söylersin alın ya da almayın diye bir şey yaparsın. Aynen sık uğrarsın birlikte göreceğiz dediğin gibi. Kanuni SEHA 150 arkadaşlar. Bu şekildeydi. Mert çok teşekkür ederim abicim. Çok sağ olasın. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Görüşmek üzere saygılar.